Bu videoda enerji kaynaklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bugün yataktan kalktığınız andan şu ana kadar hepinizin enerji kullanan bir şey yaptığınızı tahmin ediyorum. Örneğin ben güne kendime çay yaparak başlarım. Çay yapmanın her aşamasında enerji kullanırım. Çay almak için süpermarkete giderken araba kullanıyorsam araba benzin yakar. Çay demlemek için ocağımda su ısıtırken doğal gaz kullanırım. Çay bardağımı sıcak suyla yıkamak istediğimde su ısıtıcım, kömür kaynaklı elektrik kullanır. Günlük hayatımızda sürekli olarak enerji kullanırız. Termodinamiğin birinci yasasının, enerjinin yoktan var edilemez ve var iken de yok edilemez olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Peki bu yasanın arkasında yatan mantık üzerine hiç düşündünüz mü? Ya da yeterli enerjimiz olup olmadığını? Enerji kaynaklarını iki farklı grupta inceleyebiliriz yenilenebilir enerji ve yenilenemeyen enerji. Yenilenebilir enerji kaynakları adından da anlaşılacağı üzere yenilenebilen yani yerine konabilen enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakları defalarca kullanabiliriz çünkü doğal süreçlerle sürekli olarak yenilenirler. Yenilenebilir yakıt kaynakları arasında güneş ışığı, rüzgar, hareketli su hızlı büyüyen bitkilerin biyokütlesi ve dünyanın derinliklerinden gelen jeotermal ısı bulunur. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ömrü bir döngüye benzer. Bu tür kaynakları kullanırız ve tükenmelerinden endişe etmeden bir daha kullanırız. Yenilenemeyen enerji kaynakları ise sınırlı miktarlarda bulunan enerji kaynaklarıdır. Yerine konması yani yenilenmesi de çok kolay değildir. Bu enerji kaynakları yerküre'den elde edilir ve aralarında nükleer yakıt ve fosil yakıtı bulunur. Fosil yakıtı derken kömür, petrol ve doğalgazdan bahsediyorum. Fosil yakıtları çok çok uzun zaman önce yaşamış organizmaların kalıntılarıdır. Milyonlarca yıl önce ölen hayvan ve bitkilerin üzeri toprakla kaplanır. Kısmen ayrıştırılırlar ve yüksek ısı ve basınca maruz kalırlar. Bu ısı ve basıncın Hayvan ve bitkilerin bedenlerindeki enerjiyi kimyasal olarak yeniden düzenlemeleri sonucunda kullandığımız fosil yakıtlarını elde ederiz. Oluşmaları çok uzun sürdüğü için elimizdeki yenilenemeyen enerji kaynakları miktarda sınırlıdır. Fosil yakıtların ömrünü bozuk bir döngü olarak düşünebiliriz ya da tek yön bir bilet. Biraz daha açıklamamı ister misiniz? Fosil yakıtlar ilk olarak keşfedilir. Sonra da çıkarılmaları gerekir. Fosil yakıtların çıkarılması için çevredeki doğal ortama zarar veren madencilik uygulamaları uygulanır. Fosil yakıtları bundan sonra da kullanılacakları yere götürmek gerekir. Fosil yakıtları kullanmak demek yakmak demektir. Bu yakma işlemi sonucunda da atmosfere sera gazları ve farklı kirletici maddeler salınır. Bazı fosil yakıtları kullanabilmemiz adına rafine etmek ya da işlemek için de enerji kullanmamız gerekir. Örneğin, ham petrolün petrole, dizele ve jet yakıtına dönüştürülmesi. Fosil yakıtları yaktığımızda bu enerjiyi ısı ve kül gibi daha az düzenli bir enerji formuna dönüştürmüş oluruz. Tüm fosil yakıtları aynı değildir. Farklı organik malzemelerin farklı şekillerde ısınması, kompres edilmesi ortaya farklı fosil yakıtlar çıkarır. Fosil yakıtlara verebileceğimiz örneklerden biri az önce de söylediğim gibi petroldür. Petrol kelimesi Latince kaya anlamına gelen Petra ve yine Latince yağ anlamına gelen oleum'dan gelmektedir. Petrolün kayaların içine sıkışmış rezervuarlarda yağa benzeyen bir madde olduğunu düşünürsek bu adlandırma son derece mantıklıdır. İnsanlar petrolü çok uzun zamandır kullanıyorlar. İlk medeniyetler petrolü doğal kuyulardan fışkırırken bulmuşlar. Yerden kendiliğinden çıkan petrole ham petrol adı verilir. Ham petrol rafine edilmemiş ya da işlenmemiştir. Ham petrolün Yunan ateşinin Bizans döneminde düşmanlara karşı kullanılan alev püskürten bir silahın da malzemelerinden biri olduğu düşünülüyor. Ham petrol bugün birçok üründe bulunuyor. Benzin ve dizelde, ısınmak için kullandığımız gaz yağında, yol yapımında kullanılan asfaltta. Ek olarak plastik ve sentetik kumaşların imalatında da petrol kullanılıyor. Bir başka fosil yakıtı da kömürdür. Kömürü en fazla elektrik üretmek için kullanıyoruz. Ancak ısınma ve yemek pişirme için de kömür kullanılır. Kömür, katı, parlak, siyah ve yanıcı bir kayadır ve çoğunlukla yosun gibi bitkilerin fosilleşmesi sonucu oluşmuştur. Binlerce yıl içerisinde bitkiye ait maddeler karbon açısından zengin ve turba adı verilen bir bileşene dönüşür. Turba basınç altında lignit adı verilen yumuşak kömüre dönüşür. Daha fazla basınç ile de bitümlü kömür ya da taş kömürüne Son olarak da sert bir kömür olan antrasite. Bitki kalıntıları ne kadar çok basınç altında kalırsa enerji açısından yoğunlukları da o kadar artar. Bu da antrasit yakıldığında turbadan daha fazla enerji elde edileceği anlamına gelir. Kömür yakılması sonucu karbondioksit, sülfür dioksit, azot oksit ve başka gazlar atmosfere salınır. Bir başka deyişle de, kömür fosil yakıtları arasında en pis olanıdır. En temiz şekilde yakılabilen fosil yakıtı doğalgazdır. Bunun yakılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit ve diğer gaz oranları en azdır. Doğal gaz, arabalarımızda kullanabileceğimiz bir yakıt ne yazık ki değildir. Arabalarımız ve diğer taşıtlar için petrol türevlerini kullanıyoruz. Doğal gaz ise en fazla elektrik üretimi, evlerin ısıtılması ve yemek pişirmek için kullanılır. Fırınınız, ocağınız, su ısıtıcınız ya da bazı mangal türleri doğal gazla çalışırlar. Doğal gaz dediğimiz doğal bir şekilde ortaya çıkan bir gaz karışımıdır. Çoğunluğu metan, etan, propan ve bütandan oluşur. Doğalgaz renksiz ve kokusuz olduğundan doğalgaz üreten şirketler doğalgaza gaz kaçaklarının daha kolay bir şekilde tespit edilmesi için bozuk yumurta kokusuna benzeyen bir koku eklerler. Doğalgazı göremesek ya da kokusunu alamasak da doğalgazı da yüzyıllardır buluyor ve kullanıyoruz. Bundan 2000 yıl önce Çin'de bambudan yapılma boru hatları ile bu gazın tuzlu sudaki tuzu ayrıştırmak adına suyun kaynatılabilmesi için bir yerden bir yere taşındığını gösteren kanıtlar bulundu. Doğalgazın bir yerden bir yere taşınması bugün hala her ne kadar bambu olmasalar da boru hatları ile yapılıyor. Yenilenemeyen bir diğer enerji kaynağı da nükleer yakıttır. Nükleer santraller fosil yakıtı yakmazlar. Bunun yerine nükleer fisyon adı verilen bir işlem ile uranyum parçalanır. 1 kilogram uranyumdan 24 milyon kilowatt saatlik enerji elde edilebileceğini biliyor muydunuz? 1 kilogram kömürden sadece 8 kilowatt saatlik enerji elde edilebildiğini söylersem belki daha anlamlı hale gelir. Nükleer fisyon ile çok fazla enerji üretilebilir. Bu esnada açığa çok fazla ısı çıkar ve bu ısı da elektrik üretimi için kullanılır. Nükleer enerji, salınan tek gaz su buharı olduğu ve atmosferdeki döngüsü diğer gazlara oranla çok daha hızlı olduğu için temiz bir enerji çeşidi olarak kabul edilir. Kötü tarafı ise kullanılan yakıtın son derece tehlikeli radyoaktif atıkları olması ve bu atıkların geri dönüşümünün de tehlikeli ve oldukça pahalı olmasıdır. Petrol, kömür, doğalgaz ve nükleer yakıt bugün dünyanın enerji tüketiminin %85'ini oluşturuyor. Ancak insan nüfusunun ve enerji ihtiyacının artması sebebiyle bu enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenmesi son derece önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğal süreçler sonucunda yenilenebildiğini bir kere daha eklemek istiyorum. Ben şimdi kendime bir çay yapacağım. Siz de şunu düşünün lütfen. Bugün enerji kullanımı gerektiren ne yaptınız? Bu enerji fosil yakıtlardan mı elde edildi? Cevabınız evetse hangi fosil yakıt? Enerjinin nereden geldiğini anlamak toplumumuzun, ülkemizin ve nihayetinde dünyanın enerji kaynaklarının nasıl karşılandığını anlamamızın önemli bir parçasıdır.